Merhabalar, Cadence Craft'tan, Cadence Academy'den herkese merhabalar. Hello from Cadence Innovative Design Academy. Welcome to our new live broadcast. Merhabalar herkese. Herkese hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Teşekkür ederiz Özlem Hanım. Siz? Ben de iyiyim. Siz de benim gibi heyecanlı mısınız her yayın için böyle başlangıçta? Oldukça çok. All the time I feel so excited when we start the live broadcast. Bu yüzden de ben herkese, size de yayına hoş geldiniz diyorum. Bu arada şimdiden katılımcılarımızı görüyorum. Charlotte Rose, Cadence Morok, Atelier Gırgır ve Silvia şu anda bizi seyrediyorlar. Şimdi çok da fazla vakit kaybetmeden sizlere bugünün konuklarını anlatmak istiyorum. Daha doğrusu bahsetmek istiyorum. Bu sektörde çok uzun yıllardır bizimle olan iki güzel bayan craftçı bizimle birlikte bugün. Şebnem Ernamlı ve Kadriye Tırtıl. Şebnem hocamla uzun yıllar yurt dışında ve yurt içinde seminerler ve eğitimler verdik. Kadriye hocamın da çok güzel sergilerine katıldık. Onun için bugün çok güzel bir canlı yayın olacağına inanıyorum ve izninizle onları davet ediyorum. Hoş geldiniz Şebnem hocam ve Kadriye hocam. Merhaba, hoş bulduk. Bütün Kadence severlere İzmir'den sevgilerimizi yolluyoruz. Çok mutlu olduk bizi davet ettiğiniz için de. Teşekkür ederiz. Merhabalar herkese. Şebnem hocamla biz çok uzun yıllar beraber çalıştık yurt dışında fuarlarda, aynı şekilde Kadri hocamla da. Onun için bu ekranlara, aslında ekranlarda buluşsak da ilk defa, öncesinde çok uzun süreli bağlantılarımız ve dostluklarımız var. Gülen hocam, siz de bir şey söylemek ister misiniz ve Burcu? Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar, hoş geldiniz. Onur verdiniz hakikaten. Teşekkür ederiz. Keyifli bir yayın olacak, ben eminim adım gibi. Onun için şimdiden kolay gelsin diyorum herkese. Gülen hocam zaten sürekli birlikte çalıştığımız için sanki böyle yine seminerlerdeymişiz gibi yapacağız. Birbirimizi muhabbet edeceğiz. Tek şey ekranlarımız farklı ama her zaman birlikteyiz. Onun için ben aslında çok kısa bir İngilizce takdim edip ondan sonra hemen sözü sizlere bırakacağım. Today's guest is Şebnem and Kadriye. Şebnem worked for Cadence for long years and now she has her own atelier. And also Kadriye is one of the best teachers of the sector for 32 years she's in the sector. Therefore, today they prepared wonderful project for us. And I say welcome to everyone. And let's start to hear from Kadriye. Evet, ben o zaman sözü Kadriye hocama bırakıyorum. Kadriye hocam, bugün bizim için nasıl bir proje hazırladınız? Söz sizde efendim. Tekrar merhabalar. Küçük bir galvaniz çalışması yapacağım size bugün. Onun için animal cam boyalarımızla başlıyoruz. Şebnem hocam anlatın, ben uygulayayım. Animal cam boyalarımızı normalde cam için çıkardık ama o kadar kuvvetli ve güzel bir boya ki biz galvanizlerde de kullanıyoruz. Tabii ki hibrit boyalarımızı da kullanabiliriz galvanizlerde ama şimdi animal cam boyalarını kullanacağız. Yani bunu 3 haftada kendi kendine fikslediği gibi normal fırında cam objelerimizi 190 derecede aşağı yukarı 20 dakika fırınladığımızda da hemen fiksleşiyor ve yıkayabilme özelliğine sahip oluyor. Şu anda da tampon veya galvanizimizin üzerinde de Kadriye hocam kahverengi ve siyahı karıştırarak ikisini degrade birlikte boyuyor. Şebnem, istersen sen ürünleri yakından kameraya gösterirsen, o önemli bir detay. Today, Kadriye is working with Style Matte Animal Paints with the brown color and with the black color for the background. And the animal Style Matte Animal product is actually a glass product, but since it's a very strong formulation, it can also can be work on the galvanized. Now she's preparing the background for both colors, and these products on the glass can be fixed on 3 weeks naturally, or when you put into the oven in 180 degree, it is also cooked and fixed. Evet Şebnemci, söz sende. Yapacağımız obje bitmişini burada gösteriyorum ben size. Koyduk zaten bitmişini de.
İlk önce boya yaptıktan sonra eskitmesini ve çatlatmasını yapacağız. Daha sonra dekopaj kağıtlarımızla onların hamur kabartmasını göstereceğiz. Burada birkaç tane örnek ama sadece böyle olması da şart değil. Buradaki örneğimizde de kendi pirinç dekopaj kağıtlarımızla da kaplayarak ve süsleyerek de kullanabiliriz. İlla ki yine alınmış bir galvanize de gerek yok. Bakın eski bir çaydanlığı da aynı şekilde yine cam boyalarımızla yaptık. Dediğim gibi zaten şey yaptıktan sonra, boyadıktan sonra transfer işlemini de yapacağız. Yavaş yavaş bütün teknikleri size göstererek, enamel cam boyasının özelliklerini de tekrarlayarak, anlatarak güzel bir objeyi sizlere anlatacağız. The objects that you've seen are the products on the galvanized, and we are going to see different techniques on the galvanized. And now she's going to use the mosaic shell. Hmm. Evet. Boyamasını yaptıktan sonra ürünümüzü şöyle elimize alalım. Kadens maskeleme jelimizi, fırçanın arkasıyla bol miktarda alıp nerede eskitme yapmak istiyorsak oraya yoğun bir biçimde kullanıyoruz. Aynen bu şekilde. Sorry, I said it wrong. We are using masking fluid where we want to see an old look. We are putting extra masking fluid on these places. Bu arada Şebnemciğim, Tunus'tan Naila sana ve Kadri hocama merhaba diyor. Gül yüksek ekranda sizleri çok özlemiş. Selamlar bizden de. Bu arada hello from USA, Denmark ve Gülden Avcı da yayınımızda. Monse hello. Bu arada evet, maskeleme jelini görüyoruz. Bu arada yurt dışından da hep bizi takipte olan herkese teşekkür ediyoruz. We would like to thank you everyone who is following us from abroad as well. Evet. Maskeleme jelimizi kullandıktan sonra bir bekleme süresi var. Normalde 3-4 saatte kuruyabiliyor. Ama biz rahat ve garanti olması açısından maskeleme jelinin açılımını mutlak surette 24 saat sonra yapıyoruz. O yüzden sizin için iki tane obje hazırladık. Burada gösterip diğer objede de işlemin nasıl yapılacağını anlatacağız size. Burada sürüşünü gösterdik. 24 saat sonra bekliyoruz. Nasıl açılacağını yine göstereceğiz. Normally. Buyurun. Bir saniye, özür dilerim. By the way, the masking fluid normally dries in 3 or 4 hours, but for the perfect working, we prefer to have the 24 hours drying. But meanwhile, Kadri is going to show it on another object to see the real effect. Ebru Çolak da sihirli ellerden muhteşem çalışmalar demiş sizin için. Teşekkürler, sağ olsun. Evet. Şimdi objemize transfer tekniğini uygulayacağız. Zor transfer tekniği de zeminimizin mutlaka açık renk olması gerekiyor. Bu açık rengi de yine ürünlerimizden steel mat boyalarımızla, sanıyorum evet, warm white'la, S beyazla zemini boyuyoruz. Daha sonra oraya dekopaj kağıdımızı ters olarak yapıştıracağız ve zor transferi gerçekleştireceğiz. On this project, this time we are going to use a hard transfer, difficult transfer actually. Therefore, the surface should be light. Therefore, Kadri is painting the surface with the style matte warm white color. And then by using the transfer medium, we are going to transfer this paper wheel to the object. Şu anda biraz tutuyoruz. Pardon, azıcık gürültü oluyor. Kusura bakmayın lütfen. Bu arada Fas'tan da kalpler göndermişler. Atölye Gırgır, Kadriye Hocam birlikte çalışmayı çok özledik. Nur Hanım da güzel gelsin. Selam dedik. Çok özledik. Hepinizi çok özledik. Evet, Ebru Hocam da, Ebru Hanım da Ebru Sanat Atölyesi'nin de adını almış olalım. Yazmışlar oraya. Sağ olsunlar. Helal bana. Transfer tutkalımızı alabilir miyim hocam? Zor transferimiz transfer dekopaj tutkalımızla yapıyoruz. Bunu da yakın çekim alalım. Transferi tutkalımızı beyaz zemini boyadıktan sonra resmimizin üstüne bol miktarda fırçamız yardımıyla sürüyoruz. Now we are going to use the transfer decoupage medium. Therefore we are putting onto the
paper in the excess amount onto the surface. Bu arada Anna Maruzek transfer medyumunun çok iyi olduğunu söylemiş. Hello Saudat Kabova. Kesinlikle muhteşem. Yani biz burada sadece galvanize yapıyoruz ama her zeminde rahatlıkla kullanılabileceğimiz bir tutkal. Gerçekten mükemmel. Buluyorum. Evet. Şu anda kağıdımızı resimli yüzü objeye bakacak şekilde olacak ve iyice ortadan kalınlığını çıkarıyoruz. Ortadan kenara doğru bütün havasını alıyoruz. Bu çok önemli Özlemciğim. Yani iyi yapışması gerçekten çok önemli. This is what is important here. You have to stick it very well. Therefore, she goes over with this instrument because there shouldn't be any air bubbles between the surface and the paper. Özlem Özbek Can Polat kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. İyice yapışmasını sağlıyoruz. Bir bez yardımıyla olabilir, bir kağıt havlu yardımıyla olabilir. O resmin çok iyi oraya gerçekten transfer edilmesi gerekiyor. Çok iyi yapışması gerekiyor. Mersin'den Reife selamlarını iletiyor. Sağ olsun, öpüyoruz onu. Evet, now, daha sonra objemizde burada demin gösterdiğimiz gibi küçük küçük bakın crinkle çatlatma, crinkle glaze çatlatmamız. Yani bizim boya çatlatmamızı kullanacağız. Şöyle göstereyim. Boya çatlatmamızı da belli yerlerine kullanacağız. Yine fırça yardımıyla bol miktarda nerede çatlatma yapmak istiyorsak oralarda kullanıyoruz. Ama birazcık bol kullanılmasını istiyoruz. Yani yüzeysel değil de biraz fırçaya fazla alınmasını istiyoruz. When we stick our paper with the transfer decoupage medium, now this time we apply crackle glaze, which is the paint crackle, in the excess amount where we want to see this crackle effects. Evet. Evet. Şimdi soyma aşamasına geçeceğim. Sözü size bırakalım. Gülen hocama. Peki. O zaman gerçekten Serpil Hanım da demiş ki gerçekten çok faydalı bir yayın. Transferleri hep merak ederdim. Kadri hocam sizden çıkmadan önce transferlerin soyulma kısmını hiç görecek miyiz? Sonra nasıl soyulacak? Göreceksiniz. O zaman görüşmek üzere diyorum ve Burcu'ya geçiyorum ben. Merhabalar tekrar. Ellerine sağlık hocam. Çok güzel oldular gerçekten. Şimdi zordan kolaya geçelim o zaman. Tamam. Evet Burcu hocam. İzninizi istiyorum hemen. Neler var? Bu arada sen işlemleri yaparken Abir Elforgani, hello, merhaba. Serpil Gül de gerçekten faydalı bir yayın demiş. Bu arada yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız bizim için çok önemli. İleriki yayınlarda ne görmek istediğinizle ilgili yorumları da bize yazabilirsiniz. Your comments are very valuable for us. And meanwhile, for these, bunları bekliyor olacağız. Şu anda söyleyenler için Türkçe olarak da bir şey söylemek istiyorum. Bu yayınlarda yaptığımız... Bu sefer yayınlarda yaptığımız, kullandığımız malzemeleri yine sizlere çekilişle hediye ediyor olacağız. Onun için lütfen Instagram'dan bizi izlemeye devam edin. Cadence Craft'ın Instagram sayfasında hem bunları post olarak yayınlıyoruz ve YouTube sayfamıza da abone olduğunuzda çekilişe katılma hakkınız oluyor. Bunu da bu bilgiyi de vermiş olayım ve sözü Burcu'ya bırakıyorum ben. Evet, daha öncesinden hazırladığım şöyle göstereyim projeyi. Evet. Görüldü sanırım, değil mi? O zaman zor transferden kolay transfere geçelim. Şimdi burada uygulamasını göstereceğim. Daha önceden boyadığım zeminde. Today Burcu is going to make us a easy transfer on a frame. Therefore she painted the backside normally. She prepared the background and she's going to use us how to apply the easy transfer. Evet. Ben bu desenimizi tercih ettim. Şöyle göstereyim dilerseniz. Numarası kaç Burcu? 26. Today Burcu is going to apply home decor easy transfer. The number of the transfer is 26. Evet, Serper Öksüz çalışmalar çok güzel olmuş diyor. Ebru Hanım çok şanslıyız diyor. Faten Homsi, hello beautiful ladies demiş. Evet Burcu. Şimdi izninizle
eğmek zorunda kalacağım. Kusura bakmayın. Hemen işleme başlayayım. Home dekor transfer uygularken öncelikle şöyle tüm model seçeneklerimizi görmeniz mümkün. Hatta şöyle bir uygulama tanıtımı da yer aldı. Öncelikle ne yapıyorum? Evet hocam. Öncelikle ne yapıyorum? Bu logomuzu bulunan alanı kesiyorum. On all the transfers, there is the you can see all the models and also there is the instruction. And we cut the unnecessary part and yes, evet Burcu. Zeminde şöyle bir koruyucu bir jelatinimiz var. Öncelikle onu çıkartıyorum. We take out the film. Bu arada sen yapıştırırken Ayten Hanım merhaba demiş. Naila pouring yapacağız. Evet, pouring. Naila, we are going to show pouring with our pouring artist Suat Uygun in the coming days. Evet Burcu'cum. Zeminime güzelce yapıştırdım. We stick the transfer in the very nice way. We just want to be sure that we stick it very well. Benim tahtam birazcık küçük kaldı ama sorun olmaz. Şimdi ne yapıyorum? En önemli şey hava kabarcığının olmaması ve daha önce aldığım bu desenin kırılmaması. There shouldn't be any air bubbles between the transfer and the surface. Therefore, we have to stick it very properly. We have to sure that we go all over the surface. Bu arada Olympia ve Marielle, hello. Adana'dan da Fehiman Taysi, hoş geldiniz. Evet. Kes kullan süngerimizle elimde kavrayabileceğim kolaylıkta kestim. Suya olabildiğince temas ettirdim. Sanırım görebiliyorsunuz. Evet. İzniniz isteyerek kalkacağım. Tersten zemine yapıştırmış oldum. Ve sünger yardımıyla şurada suyu iyice yediriyorum. We go all over the shop with the water. Welcome, Esita. Dışarıya doğru. Dairesel hareketlerle. Elvira Yüksel, welcome. Tüm alanımın eşit miktarda. Burcucuğum, sesin evet. Sesin biraz şey geliyor. Kamerayı biraz sola kaydırabilir misin? Evet. Yeterli mi? Tamam, evet. Ses de çok iyi şimdi. We go surface with the wet sponge and we want to be sure that everywhere there is equal amount of water. This is very important. Orta alandan dışarıya doğru. From middle to the upper edges. Her alanım iki miktarda sıvandırıyorum. En önemli şey hava kabarcığı. Evet, bu arada Burcu sen onu yaparken Serper Öksüz şöyle bir yorumda bulunmuş. Sulu transfer yapıştırdım demiş. Sulu transfer, şimdi zaten Burcu hocam da söyleyecek. Seste sorun olduğu için. Burcu bir daha konuşabilir misin? Evet, buyurun hocam. Oturduğun zaman sesi daha iyi duyabiliyoruz. Şu durumda sesi çok net. O zaman, evet. O zaman oturdum. Tamam. Şimdi Burcu Hocam zaten Serper Öksüz sizin sorunuza cevap veriyor olacak birazdan. Gerektiğinle ilgili, transferle ilgili açtıktan sonra ne yapmalıyız korumak için birazdan cevabını alacaksınız. Aynen. Uygulamada göstereceğim şimdi. Eşit miktarda yediğinden eminim. Görüldüğü gibi zaten artık desen net bir şekilde yüzeyde kendini göstermiş oldu.
herhangi bir hava kabarcığından olmadığından da eminim. We are sure that there is no air bubbles and we can see the design everywhere is wet. The paper is wet in the normal amount, equal amount. Mm-hmm. Şimdi alanımda hareket ettireceğim. Eğer kağıdım kolay bir şekilde hareket ediyorsa bana zeminde yapıştığını göstermiş olacak zaten. We start to slide the paper. If it is moving, then it is ready that we can open it. Sanırım görülüyordur. Hello, Siham from Tunisia. Evet, görüyoruz. Tamam. Evet. Bu işlem önemli değil mi Burcu, bu şekilde açmak? Evet, kesinlikle önemli. Eğer bu şekilde açmazsak ne olur? Onu da istersen dile getirelim. Hı hı. Desenimiz bozulacaktır Özlem Hanım ve bizi zorlayacaktır. Şimdi tabii benim alanım küçük kaldığı için sadece şurada bir tık kopukluğum oldu ama zeminime temas edecek bir alanım olmadığından normalde şöyle görüyorsunuz ki herhangi bir kopma, kırılma gibi bir şey olmadı. En önemli alan ise şimdi bu kağıdımızın alt yüzeyinde vernikli bir alanımız kalmış oldu. Bununla ne yapıyoruz? Yüzeyimizi koruyabilmek adına, çatlaklar daha sonrasından oluşmaması adına zeminimde vernik görevi görebilmesi için çok hafif naif dokunuşlarla kağıdı geçiyorum. It is very important because actually transfer is a kind of film and it's very fragile. Therefore, with this movement, we go all over with the varnish side of paper over the transfer to be sure that there is no excess water and there is no air bubble between the transfer and the surface. Gördüğünüz gibi alanımda su çok kalmadı. Eşit miktarda yüzeye yedirdim ve koruyucu alanıyla verniğini tamamlamış oldum. İşleminiz bittikten sonra da akrilik verniklerimizden istediklerinizi tercih edip vernikleme işlemiyle sonlandırabilirsiniz ki daha sonra çatlamalar meydana gelmesin. It is very important at that stage when you make the transfer you have to finalize it immediately with the water based varnish over it to protect. Evet, ben de bir daha tekrar etmek istiyorum. Bu tür transfer çalışmalarında yapar yapmaz hemen su bazlı bir transferle su bazlı bir vernikle kuruladıktan sonra hemen yüzeyi koruma altına almanız çok önemli. Yoksa transferiniz zarar görür. Peki. Çok güzel oldu Burcu. Şimdi ne yapıyoruz? İşleme devam ediyor muyuz seninle yoksa Gülen ablaya mı geçiyoruz? Benim işlemim bu kadardı. Kolay transferi gösterecektim. Şimdi Gülen Hoca'dayız. O zaman Gülen ablaya geçiyoruz. Serper Öksüz, sorunuzun cevabını aldınız. Yağlı boya eskitme çok mu süreceğim, az mı süreceğim? Yağlı boya eskitme bunun konusu değil. Bu tür ürünlerin üzerine bize özelden yazarsanız orada sizi cevaplayabiliriz. Evet Gülen abla, sendeyiz. Evet, tekrar merhabalar. Ben bir şey itiraf etmek istiyorum. Kaç haftadır? Üçüncü haftamız mı yayın yapıyoruz? Haftada iki gün beraber oluyoruz. Ama ben kamera dönüp sizi hiç görmüyorum. Sadece bir sese cevap veriyorum ve işlem yapıyorum. İlk defa bugün hepinizi görüyorum, ne yaptığınızı görüyorum. Onun için çok rahatım. All that time in the all live broadcast, Gülen was working and without seeing us. This is the first time Gülen see us as well and she feels very comfortable. Evet. Gerçekten bu tripod çok keyifli bir şeymiş. Biraz tabii amatör bir şey belki ama şu anda kullandığım ürün ama çok işime yaradı. Tekrar teşekkür ediyorum. Kadri Hocam, Burcu Hocam teşekkür ediyorum. Şahaneydiniz. Kadri Hocam klasik transferden bahsetti. Zaten öncesinde de konuştuğumuzda ne yaparız, nasıl bir yol izleyelim, neler yapacağız, projelerimiz neler diye konuştuğumuzda biliyordum transfer yapacağını. Ben de dedim ki eğer siz kağıtta galvanize metal bir yüzeye yapacaksanız ben de kumaşta yapayım bunu. Biraz eskilere gidelim. Burcu ile beraber yeniliği takip ettik. Bizle beraber eskileri yapalım, eski teknikleri. Böylelikle bir cover yapmış olacağız. Peki. Today, normally when we are preparing this live broadcast, Gülen, Burcu and our guests are working together to give you a good compact system. And this time, in this live broadcast,
Kadriye has made the difficult transfer and Burcu made the easy transfer. And Gülen wants to show you the difficult transfer on the fabric, and which is a very old technique, but we want to combine it all and we want to give you all what we have in our hand. Evet. Şimdi bunun için bizim gerçekten olmazsa olmaz ürünümüz transfer dekupaj yapıştırıcısı. Bu çok eski bir ürünümüz ama gerçekten vakti zamanında o zaman kullanırken, yani 15 sene önce de kullanırken çok iyi sonuçlar aldığımız bir ürünümüz. Dekupaj transfer tutkalımız. Transfer decoupage medium is one of the oldest products of Cadence and all the time it works so well. Bu arada Nagi Pazvan sizlerle bir arada olmak çok güzel demiş ve tekrar sözü sana bırakıyorum Gülen abla. Teşekkür ediyoruz. Şimdi decoupage transfer tutkalım hazır. Kumaşım hazır. Yapacağım alanı da göstereceğim. Aşama aşama bazı şeylerin hazırlıklarını yaptım. Bu arada dedim ki ben bu decoupage transferi yaparken fotokopilerimi bizim pirinçlerden yola çıkıp onlardan yararlanarak yapayım. Orijinalinde şu pirinçlerimiz var biliyorsunuz, renkli. Hı hı. Evet, ben şu 335 ile 336'yı kullanacağım. 335'ten şöyle bir fotokopi yaptım. Normally for the transfer decoupage medium, we are working with the transfer paper. Therefore, Gülen preferred to use our rice paper models. Gülen abla, modelin numarasını tekrar alabilir miyim? 335. 335 and 336 are the model numbers that we are going to use in that project. Evet. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, fotokopi çekilirken kağıdın inceliği. 100 gram ya da 80 gram. 80 gram daha tercihimiz çünkü daha rahat soyuluyor. Kumaştan özellikle. Onun için 80 gram çektirdim. Bunu söylemeniz gerekiyor sizin fotokopiyi çektirirken. When we are making the photocopy, copy, it's very important that you are going to use a paper which is 80 grams or 100 grams. Evet, bu arada Necla Kozaklı Bandırma Antik Sanat Evi'nden selamlarını iletiyor. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Hoş geldiler tekrar. Şimdi bu işlemi yapabilmek için, kumaşa transferi yapabilmek için dekupaj transfer tutkalımızı bir tabağa alacağım. Aynı Kadriye hocamın yaptığı gibi aynı işlem. Farklı bir işlem değil. Sadece uygulama şekli, yani yapıştırdıktan sonraki aşama önemli. This time tutkamızla pardon. Yok, sen söyle, ben sonra tercüme edeceğim. Tamam. Ne çok fazla ne çok az. Ve sürerken her tarafına eşit bir şekilde geldiğinden emin olmalıysa. Şimdi ben şurada küçücük bir şey yapacağım. Bunu evet, gözükmüyor. O arada evet. Ben İngilizce tercümeyi yapayım. Evet, şimdi görebiliyoruz. When you are doing the transfer decoupage medium on the fabric, it is very important not to put too much or too less transfer decoupage medium. Kumaşın boyu kadar, yani ne kadar ben transferimi yapacaksam kumaşımı o şekle kadar getiriyorum ve bu medium'u sürüyorum. Transfer medium'unu. Bakın her tarafında aynı ve hepsine aynı yöne gidiyorum. Yani böyle yaparken şöyle yapmıyorum. Eğer bir pütürük varsa onu muhakkak alıyorum. We are applying the transfer decoupage medium equally everywhere and all the time our brush goes in the same direction, which is very important to have a final good result. Hızlı bir şekilde geliyorum. We must wash the fabric before. Kumaşı önceden yıkamamız gerekiyor mu diye soruyorlar. Yıkayabilirsiniz. Apresini almak için yıkayabilirsiniz. Actually, eğer çok apreli bir kumaşsa, yani çok ilaçlı bir kumaşsa yapabilirsiniz. Normally, ama pamuklu kumaşlarda çok o kadar gerek yok. Normally, when you are working with the fabric, we prefer, we recommend to you to wash the fabric because there will be some coats on the fabric. It is better to wash and iron it and then you can easily use it. Evet. Şimdi tüm yüzeye aşağı yukarı şuraya kadar geliyorum. Bunu yaptıktan sonra kumaşımı getiriyorum.
şu şekilde yerleştireceğim. Now we place the fabric onto the glue. Evet, şimdi burası önemli. Bunu yaptıktan sonra kes kullan sünger ya da herhangi bir kumaş parçası tutuyorum ve yüzeye kumaşımı oturtuyorum. Burada now, dikkat etmem gereken aynı Kadri hocamın da söylediği gibi hava boşluğunun kalmaması. It is also very important, like as we stated before, there shouldn't be no air bubbles between the surface. Therefore, with the cut and use sponge, it's better to go all over the surface. Teşekkür ediyoruz. Hakan Aksoy muhteşem ipuçları demiş. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eğer bir parça da olsa faydalı olabiliyorsak şahane bir şey. Şimdi evet. Şöyle bir naylonu kesip hazırlamıştım. Bunu ters çeviriyorum. Ters çeviriyorum. With the plastic, we put a plastic at the bottom. Hı-hı. Ve tekrar arkadan yapıştırdığım bölgeyi sabitliyorum. This time we go over from the back side of the paper. Ve her tarafından hava boşluğunu aldığından emin oluyorum. Ve bir fön kullanıyorum. Kullanmayacağım şimdi. Sadece anlatıyorum burada. Fön koyup şey yapıp kullanıp zemini biraz kurutacağım. Arkalı önlü bir parça kurutacağım. Now we have to dry the surface from the back and the front side. O zaman daha sonra bunu tekrar bundan emin olacağım. Kuruduğundan emin olacağım. Ondan sonra ütüyü alıyorum. Buharsız olacak şekilde getiriyorum ve bir kere ütülüyorum. Bu kurutmadan önce mi bu işi yapıyoruz? Kuruttuktan sonra. Bu kurudu. Kuruttuktan sonra önüne çok hafif bir ütü yapıyorum. O zaman Yaklaşık. Ben o zaman anlatayım. Peki. İstersen şöyle yapalım Gülen abla. Çünkü İngilizce kısmı tekrar ben söylemek istiyorum. We are not going to dry it here, but when you dry it, we recommend you to make an iron from back to fix it. Evet. Tamam. O zaman buraya kadar anlaşılmış bir şey yok değil mi Özlemci? Sonra arka yüzeyden ütülüyoruz değil mi? Kumaşın arka olduğu taraftan. Yani kağıdın olduğu yüzeyden ince bir şekilde ütüyle geçiyorum bu şekilde. Peki. When it is dry with the fan, we are going from the reverse side, from the paper side with the iron. O zaman Gülen abla şimdi bunu 3 saat kadar, yani 2 saat, ben saat dün 1'de başladım yapmaya, 1'de saat 3'te açmaya başladım ki şöyle. Bu da aynı. Orada galiba bir yanlış anlatımı oldu Gülen abla. Ben o kısmı bir açıklamak istiyorum. Ayşenur Çulhak kağıt tarafından ütülemiyor demiş. Evet. Ama normalde bunu kuruttuktan sonra ütüleme işlemini yapıyorsunuz. Önce kurutuyorum. Kağıdın kuruduğundan emin oluyorum. Daha sonra ütü yapıyorum. Hafif bir ütü yapıyorum ve bırakıyorum. 2 saat. First of all, with the fan, we make it dry and then we iron it from the paper side and then we leave it for natural drying. Evet. Evet, bunu ben kenara alıyorum. 2 saat kurumaya bıraktığımı düşünün. Şimdi yine aynı gün hazırladığım bir transferim var burada. Şu bölümünü açıkta bıraktım. Özellikle beraber kumaş üzerinden nasıl çıkacak onu bir görelim. Ondan sonra tekrar Kadri Hoca'ya döneriz. Peki. Bu arada Kadri Hocam ve Şebnem Hocam, siz de bu teknikleri yıllarca uygulamışsınızdır herhalde. Evet. Nostalji. Kadensle nostalji. Evet. Bugün nostalji günü. Ne yapacağız? How to take out the transfer from the fabric. Süngerimi suya batırdım. Biraz öne çekersen şu anda göremiyoruz. Biraz önüne doğru çek. Evet, tamam. Tamam, ben kamerayı da birazcık şöyle yaparsam burayı tamam. Görürüm daha iyi. Hı-hı. Evet, süngerle suyu biraz alıyorum. Çok da su olmamalı. İlk etapta suyu biraz daha rahat kullanıyorum ama sonlara doğru
biraz daha suyu dengeli kullanıyorum. Water, not yuvarlayarak. With the circular movements. Birazdan Kadri Hocam da galvaniz üzerinde, metal üzerinde gösterecek. Bu şekilde. Zemini soyuyorum. İlk kat çok kolay, rahat çıkar. Daha sonra puslu bir yüzey kalır. İkinci bir kez daha az bir suyla tekrar yüzeyi ovalayarak tekrardan belki böyle sıfır bir görüntü alana kadar bu şekilde üstteki kağıdı çıkarıyoruz. Böylelikle zemine transfer etmiş oluyoruz her şeyi. When we are doing this, when we are adding the water onto the surface, we take out the paper out and then we transfer the wheel onto the fabric. But you have to do it twice. For the first time, you can use more water. In the second time, you have to use, in the second phase, you have to use less water. Evet, Gülen abla. Şimdi bu eğer bir çanta olsaydı ya da kıyafetimizin herhangi bir yerinde bu transferi yapmış olsaydı ütüyle yine bunu fikse ediyorduk. Aynı şekilde kumaşın nasıl tersinden biz bütün ürünlerimizi fikse ediyoruz. Aynı şey bunun için geçerli oluyor. Arkadan bir kere ütülüyorsunuz. O şekilde kumaşa tamamıyla fikse edilmiş oluyor. Bitirdiğimiz zaman, tüm işlem bittiği zaman ütülüyoruz ve fikse zaman arkadan ütü yapıyorsunuz. Peki. Ama siz bunu tercüme edelim, sonra tekrarını söyleyeyim. It is really important when we take out all the paper, it is important to make an iron from the back to fix it onto the fabric exactly. Evet. Ya da bunu eğer yapmış olduğunuz bu çalışmayı benim gibi bir ahşap kutunun üzerinde sonlandıracaksanız bizim şeffaf box'larımız ya da akrilik verniklerimiz var. Bir kat üstünden koruyucu olarak geçebilirsiniz. Eğer suyla temas ettirecekseniz çok. Ama ütüyle de zaten fikse olduğu için 30 derecede elle de yıkayabiliyoruz. Makineye de atabiliyoruz. 30 derecede düşük ısıda. Hassas programda. It is important when you are working with the fabric, you have to iron from the from the back. Peki, o zaman Gülen abla, şimdi Kadri Hoca'ya mı geçiyoruz? Sizin şu andaki işleminiz herhalde tamamlandı. Kadri Hoca'ya geçerken küçücük bir not hemen ilave edeyim. Ben onu yapıştırırken Kadri Hoca daha rahat çalışmış olur. Şöyle bir şey, eski bir kutu, gerçekten çok eski bir kutu. Ben bunun içine şeylerimi koyuyordum, tokalarımı saçım uzunken. İşte böyle hazır. Bunun üstü daha önce yine ben bir kumaş çalışması yapmışım. Bakın o kadar zor sökülüyor ki bu kumaş, görebiliyor musunuz? Kenarındaki şeyini söyledim. Şimdi ben yine bu kumaşın üstüne, çok eskimişti, benim böyle bir ardiyan var oraya biriktirdiğim şeyler. Bunun üstüne bunu yapıştıracağım ve altında tekrar pirinç uygulaması yapacağım. İstersen şurada hemen bunu nasıl yapıştıracağımı, hangi ürünü kullanacağımı gösterelim. Ondan sonra Kadri Hoca'ya dönelim. Gülen is going to fix this fabric piece which he applied the transfer onto this box. And when we are working with the fabric onto that box, she is going to use fabric decoupage glue. Bu arada şimdi evet. Kullanacağım ürün kumaş decoupage plus. Kumaş decoupage plus kumaşı kumaşına yapıştıran bir ürünümüz. Onun için bu ürün önemli. Yine since aynı şekilde alıyorum. Çünkü benim alt bölümde kumaş var, değil mi? Efendim? Alt tarafta kumaş var, değil mi? Evet. Alt tarafta kumaş olduğu için ve ben kumaşı kumaşa yapıştıracağım için özellikle bunu kullanıyorum burada. Actually, on the upper part of the box, there is the fabric. Therefore, in order to apply the fabric onto the fabric, this time we are using the fabric decoupage glue. Bu ben arada devam edeceğim ama şundan hemen göstereyim. Şöyle tutayım, evet. Diğerini ben yapıştırmaya devam edeceğim. Yine aynı şekilde böyle. Ve hiçbir hava boşluğu kalmadan bunu tüm yüzeye bu şekilde yerleştireceğim. She's going to apply this fabric on all the surface. O zaman Gülen abla, bu yararlı bilgiler için teşekkür ediyorum ve Kadri Hocam'a geçiyorum. Tamam, görüşmek bu üzere. Bu arada da Nurcan Aksoy Kadri Hocam uygulamaya başlarken, Kadri Hocam sizdeyiz. Kadri... Tekrar merhaba. Merhabalar.
Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Hocam. Ben başlıyorum. Evet. Dekopajımı soymaya. Kurudu. Elimi ıslatıyorum. Kağıdımın üzerinde gezinerek şöyle kağıdı yumuşatıyorum. Ve aynı peeling yapar gibi başlıyorum olmaya. She's like she's adding some water with her hand and she's moving like, doing like a peeling on the surface. Desen görünmeye başladı. You can see the motif. Bu arada kenarlar yırtılırsa filan takipçilerimiz üzülmesin. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Tamamlanınca daha doğal duruyor çünkü. If there will be some, you know, traces or if the sandpaper goes off, she's going to make some completion. Bu arada evet Emre Ulus çekiliş var mı acaba? Çekiliş var. Yaptığımız, kullandığımız boyaları çekilişe koyacağız. Lütfen Instagram sayfamızı takip edin. Orada postları göreceksiniz. Çekiliş her zaman olacak. Evet. Ta ki kağıt çıkmayana kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. We do this until there is no paper going off. Bu arada Nurcan Hanım, kromaş transfer yaptığınız zaman çıkmaması için en önemli şey arkadan mutlaka fixlemeniz ve yıkarken de hassas bir yıkama yapmanızdır. Evet. Evet. Lütfi Ümik Baskak, Kadri Hocam ve Şebnem Hocama sevgiler, özledik, bir an önce kurslarda görüşmek üzere demişler. İnşallah. Yaklaştık. Olacak. Az kaldı. Evet, bu arada Gül yüksekte uçanda mükemmel bir ders bizim için demiş. Teşekkürler Cadence Craft. Sağ olsun. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, açalım desenim. Tam net olarak görünmeye başladı zaten artık desenimiz. Şimdi fondaki renklere uygun olarak tamamlamalarını yapacağım. Now I'm going to complete the pattern with the surface colors. Style mat boyalarımızdan. She's going to use the style mat paints. Hangi renk kullanacağız Kadri Hocam? Hangi renk kullanıyorsunuz? Açık sarı. She's going to use light yellow. Toz mavi. Blue, the powder blue. Poça'dan selamlar iletiyor Aynur Tarancı. Mehtap Kızıldemir çok güzel oldu diyor. Perçem mavi. And the blue. Renklerin her biri ayrı güzellikte. İnanılmaz. Birazcık mor. A little bit purple she's going to use. Purple of premium. Şimdi şöyle herhangi bir süngeri dört köşesinden topluyorum, bombeleştiriyorum. Kenarlarının iz yapmamasını istiyorum çünkü. She makes the sponge as the round one because we don't want to any traces on the surfaces. Evet, bu arada yorumlarınızı da bekliyoruz, sorularınızı bekliyoruz. Çatlatma sürdüğüm yere bir kere geçiyorum. Since on some parts we use the crackle glaze, on that places we just put the paint only once because this is the important part of the crackle glaze. When you are working with the crackle glaze, you can only use the paint or the brush only once. Evet, bu crackle glaze'in özelliği herhalde, değil mi? Evet, çabuk çatladığı için üzerinden fazla geçmiyoruz. Bir sefer geçiyoruz. Hızlı oluyoruz. Hatta şurada fırçayla geçeyim. Evet, bence de orada bir çatlatmayı daha şey gösterin. Net olarak gösterelim. Bence de. Nur Hanım, alt zemin yayının başında style mat siyah ve kahverengi karışımıyla boyandı. The surface, the background surface is painted with style mat. Boyayı fazla olarak alıyoruz fırçamıza. Ve crinkle'ın üzerinden bir seferde geçiyoruz. Bir daha üstünden geçmiyoruz. Now she's going over with the brush only once from the crackle glaze part.
Pardon. Ve çok çabuk çatlıyor zaten. Çok da hızlı çatlıyor. Evet, Kadri Hocam tamamlamaları yapmaya devam ediyor. Sen bu arada yayınların hepsi YouTube'da olacağı için genel olarak zemin boyayıp zor transfer yaptık bugün transfer dekopaj medium'uyla. Evet, bu arada Özlem'cim son çıkan evrensel transferlerimiz muhteşem, güzel. Biz yeni geldi bize. Hemen bir tane evrensel transferimiz yaptık. Gerçekten çok keyifli ve çok güzel desenler. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz ne mutlu bize. Teşekkürler, süper. Selin Hanım, yayını birazdan, yayın tamamlandığı zaman YouTube'daki kanalımızdan, Cadence Craft'tan tümünü seyredebilirsiniz. Berna da geldi yayına. Berna Çelikbaş, kolay gelsin. Sevgili hoş geldin. Aa, çok güzel oldu. Stilim altın, renkleri zaten. Evet, Stylemat bu arada Cadence'in mat boyalarında natural renkler başladı. Ama çok yoğun istek olduğu için canlı renklerle birlikte koskoca bir seri oldu. Stylemat is the matte colors of Cadence and we started with the soft colors but because of the demand it has also vivid colors as well. Evet Kadri Hocam, gerçekten hoş oldu. Evet, tamamlamasını şimdi bitirdik. Bir iki böyle küçük yaprak one rota atıp tamamlayacağım desenimi. Now, Kadriye is going to make some completion for the leaves and the flowers with the one stroke technique. Biz stil renklerinden kullanıyoruz. Aynı şekilde kahverengi koyduk. Siyahı koyduk. She's using the one stroke. She, for the one stroke, she is using the style matte colors as well. Fırçamıza bir tarafına yeşil rengi aldık, bir tarafına beyaz aldık. Belki hocam, gösterebilir miyiz? Öğretmenim. Evet. When we are working with the one stroke, we take the paint to one side, one color, to the other side, the other color, and we go like that. It's a special brush for the one stroke. Rubon transferler stoklarda olmayacak Selvin Hanım. Çok keyifli, çok güzel bir çalışma one stroke. Tamamlamalarda gerçekten kurtarıcı. It is very nice to use the one stroke technique for the completion for the transfers. Evet ama tabii ki biz hepimiz Kadriye Hoca'nın Kadriye Hoca'nın elini de istiyorum o zaman. Böyle bir şansım var mı? Kadriye Hocam duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Seve seve. Tamamlama yaparken elinizi de istiyorum azıcık. Kadriye is wonderful in the one stroke technique. One stroke, yeah. Evet. Bu arada görebiliyor musunuz Özlem? Evet, görüyoruz. Ama şu anda iki tarafta evet görüyoruz, yapıştırdın. Tamam. Evet. Şimdi diğer işlemi geçeceğim, bekliyorum sizi. Peki biz de Kadriye Hocam'ın artık eli o kadar alışmış ki otomatik şekilde gidiyor. Kadriye is very well at the brush technique, the one stroke, therefore she's working automatically. For her it's very easy. Tabii bizim birçoğumuz için o yaprağı yapmak bile uzun süre uğraşıyoruz. Evet, çok güzel oldu. It looks very nice really. Yorumlarınızı bekliyoruz Kadriye Hocam. Boyut vermek istiyorum. Bunun için de İkinci bir deseni hamur kabartma, hamurumuz şu kullandığımız. She wants to create more dimensions, therefore she's going to use some duff for that one.
Kadri Hocam, sizden one-stop eğitim istiyorlar efendim. Ya burada hamur açmayı da gösteriyoruz Özlemciğim. Bak merdane, hamur. Herkes ekmek yapıyor biliyorsun. Biz de artık bir şey yaptık. Özlemciğim, ben de mantar açtıktan sonra bu korona zamanlarında hamur makinamız var. We are using this stuff machine to open it. Şuradan. Evet, ekranda ben kaldım. Bu arada ben de yorumları okumaya devam edeyim. Abir Elforgani çok güzel beğenmiş. Mariel Olimpia Chiara Bellissimo Gülen diyor. Evet, yayında bazen zaman zaman Romanya'dan Aymer merhabalar. Böyle kesilmeler olabiliyor. Onlar yayına bağlanana kadar ben de soruların üzerinden geçeceğim. Sorularınız varsa bu arada Gülen abla senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yayını evet. Beklerken. Evet, olur. Bunu değerlendirelim. İstersen küçük bir kumaşta eskitmeyi göstermek istiyorum. Bizim liquid wax'larla beraber yapalım mı? Olur. Kadriye hocamla Şebnem'i beklerken teknik soru giderilene kadar Gülen is going to show us how to make an antique look on the fabric. Şimdi yine aynı kumaşı popli yani pamuklu bir kumaş. Onun bir bölümünü böyle şerit gibi kestim. Daha önceden böyle bir kurdele kullanmışım ben yaptığım çalışmada. Ama şimdi böyle bir antik bir çalışma için daha doğrusu kendi kumaşıyla çalışmayı düşündüm. Onun için de hem de farklı bir tekniği de birlikte yapmış oluruz. Kabımın içine çok az liquid wax, sıvı wax'tan espresso. Şöyle for göstereyim. This we are going to use liquid wax espresso color. Evet. Bundan çok az bir kabın içine alacağım hemen. Ne kadar koyu yapmak istiyorsam kumaşı o kadar wax koyabilirim. Şimdi çok fazla koyu olsun istemiyorum. We don't want a very dark fabric. Biraz daha böyle yaparsam daha iyi göreceksiniz herhalde. Su koyacağım. She's adding some water. Bu arada Belkis Kario bayıldım demiş. Ayşe Deniz'e kolay gelsin canım hocalarım. Çok teşekkür ediyoruz sağ olsunlar. Water, evet, böyle karıştırıyorum bunu. Ve kumaşını içine atıyorum. And we put the fabric inside of this liquid wax and water combination. Valla bunu ben de ilk defa görüyorum Gülen abla. Bu tekniği bana öğretmemiştin. Arkada arada bir böyle kaçamaklar yapıyorum. Ben şimdi tabii çok uzun yıllardır Gülen abla ile çalıştım. Bütün tekniklerini biliyorum ama bunu görmemiştim. Diyorum ki Gülen is hiding this technique from me. Bu arada Şebnem'le Kadri Hocam da yayına geldi. Evet. Tamam, peki. Ben bunu hemen böyle elime alacağım ve sıkacağım. Buradaki en önemli püf noktası. Duyuyor evet. musunuz beni? Duyuyoruz. Sendeyiz Gülen abla. Tamam. Bunu sıktıktan sonra çok açmadan, çok fazla açmadan bu buruşukluk gibi yani hiç çok böyle dümdüz yapmıyorum ve bu şekilde kurutacağım ben. We don't open it too much and we will dry it in this way. Bu arada Burcu da diyor ki bana da göstermedi bu tekniği diyor Gülen abla ona göre. Arkada fena işler oluyor. Arka tamam. Sokaklar. Peki o zaman Kadri Hocam'la Gülen abla onu kuruturken Kadri Hocam'la Şebnem'e tekrar bağlanıyoruz. Tamam, ben onu kurutuyorum. Tamam. Sesli evet. Sesli kapattık. Şimdi Kadri Hocam'dayız. Evet Kadri Hocam. Evet, şimdi Kadri Hocamız sesinde bir sorun var. Sesiniz açık değil galiba. Aslı'cığım bu konuda yardımcı olursan sevinirim. Bu ses konuları ve teknik konularda benim korkulu rüyam. Bakalım. Evet, ama artık tekrar çıkıp girebilir misiniz Şebnem ve Kadri Hocam lütfen? Bu arada ben de, evet Berna'cığım istiyormuş. Tabii ki Berna'cığım sen de katılabilirsin çekilişe. Bu arada Şebnem ve Kadri Hocam'ı tekrar yayına bekliyoruz. Gülen Hocam da liquid wax'ın içine soktuğu, çıkarttığı kumaşını açmadan kurutuyor. Now Gülen is drying the fabric that she put into the liquid wax with the water. Evet, bakalım başka sorularınız ve yorumlarınız varsa ses
Onları da bu arada alabiliriz. Şebnem'cim, ekrandan kapalı gibi gözüktü bir an ses mikrofonunuz. Evet, istersen Aslı, bu arada Gülen ablanın, evet, kurutma işlemi devam ediyor. Gülen ablanın sesini yayına verebiliriz. Evet, Gülen abla yayında. Ben her maç spikeri gibi oldum. Bir o tarafa bir bu tarafa. Ben birden kuruturken seni görünce, kendimi burada kuruturken dedim hayırdır, bana niye döndü diye, onun için böyle yapamadım. Yayında teknik şeyde teknik. Yok, olur hiç sorun yok. Dediğim gibi kumaşım şöyle göstereyim. Bak, o kadar keyifli oluyor ki aslında okul yıllarında bunları tabii çok farklı şeylerle yapardık. Kahvelerle, çaylarla, hani böyle hemen son kalan çayın içine batırıverirdik kumaşlarımızı ya da işte benzeri şeyleri. Şimdi şurada antiquing daha fazla geldi mesela. Ben liquid de, box. Evet. Gördüğün gibi. Hı-hı. Liquid box, pardon. We make the fabric an old look with a liquid box, cappuccino color of cadence. Evet. Hı-hı. Şimdi bu tabii biraz daha kuruması gerekiyor ki ben onu bu yüzeye uygulayacağım. Şuraya uygulayacağım. Peki, hı-hı, o arada biz o zaman şu alt bölümde pirince geçelim mi? Öyle bir şey yapalım mı? Bu kendi haline biraz kururken. Evet. Şebnem, beklerken biz bu şekilde devam edebiliriz. Evet, bu arada başka yorumlarınız ve sorularınız varsa, evet, ki evet, bakalım Şebnem Hocam'la Kadri Hocam. Geldiği anda tekrar Şebnem Hoca'ya döneriz Kadri Hoca'yla birlikte. Bakın ne kadar sağlam yapıştı, görebiliyorsunuz. Değil mi? Evet. Sesi alabiliyor muyuz? Şebnem ve Kadri Hocam, ses verir misiniz? Konuşur musunuz sesiniz? Evet. Ses hala gelmiyor. Değil mi? Olabiliyor. Evet. Hani şeyi daha önce de yaşamıştık. Peki, Decoupage Plus'la beraber her zaman yaptığımız gibi pirinçte yine bu pirincin bazı pirinçleri kombin yapıyoruz, biliyorsunuz da. Evet. Yani bir zemin hazırlıyoruz, onda desenler oluyor ve arkadan onun bir background'ını hazırlıyoruz ki bazı projelerde ikili iplik kullanabilelim diye çok rahatlıkla. Bu pirinç serisi de böyle, onun için çok keyifli oluyor açıkçası böyle kombin çalışmak. Şimdi bunu üst bölümde transfer olarak çalıştım. Alt bölümde ise pirincin diğer kısmını direkt yapıştırarak çalışacağım. Ama yapıştırabilmem için zeminin açık renkli olması gerekiyor. Evet, ben bir araya girmek istiyorum. Gülen Hocam, Nur Hanım demiş ki, Gülen Hocam sizin üzerinden bir obje umarım bana çıkar. Nur Hanım, eğer YouTube kanalımıza üye olduysanız ve Instagram'daki postlarımıza adınızı yazarsanız her zaman şansınız var. Gülden Avcı da her şey son derece mükemmel. Bütün herkesin emeğine sağlık. Tebrik ederim. Çok teşekkür ediyoruz. From your road. Now, Gülen is using the rice paper. She applied the rice paper on the fabric, which was the number 335. Now she's going to combine it with the rice paper, which is the combination of the rice paper. The model number is 336. In order to apply the rice paper, 336, yes. Onto the surface, she's, as always we explain, she's applying the Decoupage Plus, and these two models are the combination rice paper models. Evet. Bu arada sesinizi duyabilir miyim? Yes, Şebnem Hocam geldi sonunda. Aklıma şey geldi. Seminerlerde de hani bazen böyle yetişmek için şey yapıyoruz ya, birbirimizi destek atıyoruz ya. İşte ben yetişemedim Gülen Hoca. Gülen Hoca yetişemedi Kadri Hoca. Sağ olsun Gülen Hocam oradan hemen bizi kurtardı böyle. Evet, valla açıkçası dışarıdan sizlere nasıl geliyor bilmiyorum ama bu canlı yayınları yapmamız için biliyorsunuz şu anda herkes internette. Bir yandan Ramazan dolayısıyla okullar, evet, derslerin başlangıç saatlerini geç aldılar. Ama biz hep aynı saatte alıştığınız üzere devam ediyoruz ve sorun olduğu sürece de artık sizin affınıza sığınıyoruz. Gülen Hocam, evet, pirinç kağıdı yapıştırırken siz şimdi Kadri Hocam da işlemin devamına gidelim. Yes, let's evet see. İncecik. Bizim güzeller güzeli Decoupage Plus'ımız çok güzel bir bütün kestiğim desenleri Decoupage Plus'la hamurun üzerine monte ediyorum.
She opened it up and she has some ready designs and she's sticking them onto the surface with the Decoupage Plus. Bu arada Zekiye Şentut demiş ki inşallah bana çıkar. Sibel konsept de çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Kolay gelsin. Çok güzel görünüyorsunuz. Sabiha Salkım demiş efendim. Onları da söylemek istiyorum. Çok teşekkürler. I read all the comments. Evet Sadri Hocam. Kretuar yardımıyla yapıştırdığım desenimi verev tutuyorum, yan tutuyorum kretuarı. Çünkü dik kesersem yandan hamurlar görünür ve kötü bir görüntü çıkar ortaya. Mümkün olduğu kadar yan yatırıp oyuyorum. It is important how you hold to, the knife, let's say, because if you put it so straight, then you can see the duff from the bottom. Therefore, she holds the knife in a specific way, and you have to hold it like this. Çiçeklerim açık renk olduğu için hamuru beyaz kullanmada bir sakınca görmüyorum. Fakat çiçeklerim koyu renk olsaydı, hamurumun içine bir parça renk katıp çiçeğin renginde yoğurup öyle kesim yapacaktım. Peki, o zaman Kadriye, when she's using the paper, the flowers, the colors were light, therefore she didn't use the any other color in the dough. But if you are using dark color flowers, then she adds some paint into the dough and make the color darker. Evet, bu güzel bilgiyi de tercüme ederek yurt dışında bizi seyredenlerle paylaştık. Şimdi montaja başlıyoruz. Ben diğer çiçekleri daha önce oymuştum. Şöyle minik yapraklarımı. She's adding this stuff to create more dimension on the galvanized object. Yine şu göbeklerini, çiçeklerimin bir parça dekopaj plası sürdüm. Alttaki desenimin üstüne getirip şöyle göbeklerinden bastırıp form veriyorum. Bu kadar. She just put the glue in the middle of the flower and sticks it from the middle and she gives a special shape to create this dimension. Çiçeklerden başlıyorum montaja. Nereden başlıyoruz Kadri Hocam? Gerideki çiçeklerden öne doğru geliyorum. Mm-hmm. Arkadan öne doğru geliyoruz. She comes from back to forward on the flowers. Bu arada Riyad da yayınımızda. Merhaba Riyad. Hello Riyad. Merhaba. Evet Riyad bizim kadens dostlarından. Bu sene Kuar'da kendisi 1200 adet Tolga ile birlikte vida attı. Onun için emeklerine sağlık ve tekrar teşekkür ediyoruz. Riyad is our friend from Tunisia and this year he was with us in the fair and he just made a screw of 1200 screws for the fair in Germany. Thank you Riyad again. Evet. Kıvrımlarını da ayrı kesiyoruz, üşenmiyoruz. Evet. Çok sabırlı olmak gerekiyor herhalde. Biraz sabır. Birazcık titizlik istiyor. As you see, it is a very a work with the patience. You need to have a great patience. Riyad diyor ki değerli arkadaşlar hepinizi birlikte görmek çok güzeldi. Gülen, Burcu, Kadriş ve Şebo Hoca selamlar demiş. Riyad biz de seni çok seviyoruz. İlk yanımızdasın. Kadriye Hanım Çanakkale'den selamlarınız var. Ümmü Gül Hanım'dan. Teşekkür ediyoruz Riyad. Teşekkürler. Bu arada hamurumuzu iyice kapatıyoruz. Hava almamasını sağlıyoruz ki uzun süre kullanabilelim. Evet, teşekkür ediyoruz Riyad'a tekrar. Burada bence bu yayınların güzel tarafı birbirimizden haber almadığımız kişilerden de haber alıyoruz. Evet, evet. In this live broadcast we have the news from everywhere. Gülser Çakırkaya bayıldım diyor. Deepa var. Amazing 3D Decoupage by Kadriye. Deepa bizi Amerika'dan seyrediyor ve tüm yayınlarımızı kaçırmıyor. Yine Marielle Olimpiyada alkışlarını göndermiş. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. And we are adding all the extra layers for to create 3D dimension effect. Evet. Yaprakların da
Sadece bir ucunu dipteki kısımlarından şöyle tutturuyorum. Berk Aydın, kamerayı biraz aşağı getirip oradaki 3 ve etkisini daha net gösterir misiniz de? Evet, mükemmelsin Berk Aydın. Bu arada Berk'e de teşekkür etmek istiyoruz. O da zamanında Almanya'da fuarda emeği olan genç arkadaşlarımızdan. Thank you for to Berkay who is holding the camera for us. Evet, vallahi bu yayında öğrendikleriniz de gerçekten çok değerli bilgiler paylaşıyor hocalarımız bizimle. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ne güzel ederim. Hep birlikte olduk. Çok sağ olun. İleriki günlerde tekrar biz YouTube videolarımıza devam edeceğiz. Evet. Hı hı, harika oldu. Ne yapıyorsun? Şimdi pastelime jellerimiz kurudu tabii bu arada. İşin en keyifli kısmı. Now, the most enjoyable part to take out the masking fluid. Biz daha evvelden sürmüştük ama bunu. Diğeri tabii ki şey olmadı, kurumadı. Yine bir gün bekliyoruz. En az 8 saat. At least you have to wait for 8 hours for the masking fluid to have a good result. This is the second object that they prepared before. Evet. İlk başta kahverengi boyamamın nedeni buydu. Alttan böyle güzel eskitmelerim çıksın istedim. Hamur makineniz yoksa elinizle de açabilirsiniz Nur Hanım. Evet. Onu kullanmamdaki amaç her taraf eşit olsun diye. Hani elde bazen inceli kalını yapabiliyoruz ya. Ama evet. Hamarat hanımlar elde de gayet güzel yapabilirler. Odur Solak demiş ki muhteşem oldu demiş. Berna hocam da diyor ki Berna hobi atölye kursiyerleri de burada izliyor yorumlardan görüyorum. Evet Berna tüm kadens severler burada. All the kadens lovers are here. Evet bu arada mottomuzu da söyleyelim. Size sadece kadens yeter. Just kadens enough for you. Ve bence ileride bir gün herkes kadensli olacak diyorum ben. Bu da gelecek 10 yıl için not. Bakın baş parmağımla ittim mi zaten o kendiliğinden yumuşacık soyuluyor. Now we have masking fluid as well. Now it looks more old and warmished. Evet sorularınız varsa yazabilirsiniz. Yorumlarınızı alabiliriz. Now we can see the crackle glaze where we apply crackle glaze. Evet, geldik. Birazcık daha boyut vermek istiyorum eskitmelerin kenarına. Kullanacağımız ürün. Distress pasta. Evet. Now we want to have a more old effect. Therefore we are going to apply distress paste. Evet, kadensten dolayı birbirimizi tanıyoruz. Kadriye Şebnem Hanım bizi tanımasalar bile diyorlar. Evet. İşin zaten sosyal medyanın güzel tarafı bu. Belki hayatımızda hiç karşılaşmayacak olsak da hepimiz ortak ilgi alanlarımızdan dolayı birlikteyiz ve arkadaşız. Ortak adresimiz belli, kadens. Tek adres, ortak adres. Now evet. She's adding distress paste. Maskeleme jellerimin soyduğum kenarlarına birazcık da bundan böyle gölge veriyorum. Now she's creating some shadows with the distress paste where she apply the masking fluid. In this way it looks with the shadow more dimensional. Evet, kadens candır demiş Ebru Hanım. Teşekkür ediyoruz. Doğru demiş. Doğru demiş. Evet. Evet, daha fazla yorum istiyoruz. Bu kadar güzel bir projeye lütfen. We need more comments because on one object they show you so many different products actually. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık Kadriye Hocam. Sabiha Salkım inşallah bana çıkar. İnşallah. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ben bile katılmak istiyorum yani. Şeyimizi söylerim o zaman hocam. Şimdi biz aynı üründen iki tane yaptığımız için biz iki tane vereceğiz. İki kişiye. İki kişiye vereceğiz. Yani iki tane hazırladık çünkü. Ona göre bence bildirirseniz aynı üründen iki tane var çekilişimizde. Peki, teşekkür ediyoruz. Bu arada ben onu da söyleyeyim. Instagram sayfamızda bu canlı yayınların çekilişleri Instagram sayfamızda yapılıyor. Ve kadens şartları da altında yazıyor. Instagram sayfamızda bizi takip ederseniz bu güzel ürünler ve bu güzel ürünlerin yapıldığı boyalar da hediyeli sizlere gönderiliyor. There will be lottery all the time on the pages. Bu arada haftaya çarşambaya da sizlere çok güzel bir sürprizimiz var. For next Wednesday, we have a surprise for you. Let's see what's going to happen on the live broadcast. Evet, Kadri Hocam.
Objeyi hazırlarken içini iki kat perçem marisine boyamıştım. Şimdi birazcık daha güzelleştirmek için içine biraz püskürtme yapacağım. Now she had she painted inside of the galvanized with the blue. Therefore, she wants to make it more compact. She's going to add some paints inside and outside. Stencil fırçasıyla boyayı birazcık sulandırarak püskürtme yapıyoruz. Valla bu püskürtmenin İngilizcesi Berkay, senden yardım istiyorum. Evet, güzel soru. Evet, çalışmadığımız yerden çıkacak. How can we say? Biraz dışına da atayım. She's adding some white small dots inside and outside of the object. Bakalım Aslı bize yardımda bulunuyor mu püskürtme ile ilgili. Evet, we repulse. Evet, Aslı da candır. En yaptığımız anlarda bize yetişir. We repulse the light color inside and outside of the object to make more nice and dimensional effect. Teşekkür ediyorum Aslı, beni kurtardın. Evet, çekiliş umuttur, umudumuz var olsun. Evet, bu kötü günler, Allah'tan güzel haberler alıyoruz artık. Bu kötü günler umarım çok kısa zamanda sonlanır. We hope that the coronavirus... Hep birlikte olmak istiyoruz yine. Evet, Kadriye Hocam, çok güzel oldu. En güzel tarafı da birçok farklı tekniği bize kısa zamanda üst üste gösterdiniz. Onun için ben gönülden teşekkür ediyorum. I really would like to attend to Kadriye and Şebnem because on one small object they created many different techniques. Evet, bu güzel obje için bence Kadriye Hocam, Lütfü Ümit Başkak, ellerinize sağlık. Ne mutlu ki sizin öğrencinizin demiş. Gül Hanım, karşıya teyze. Teşekkür ederim. Seni çok özledim. Ya de Berna abi Çanakkale'den selamlar, kolay gelsin. Daha fazla yorum ve sorularınızı bekliyoruz. Evet, demiş ki Cüneyt Hakan Bey de her daim satışta ürün kalitesine bir numara ve tüm emek hocalara teşekkür ederim demiş. Şimdilik yayını kapatmadan önce Gülen ablaya geçiyorum ama şimdilik Şebnem'le Kadri hocama teşekkür ediyorum. Çok zevkliydi. Bakalım. O kadar zevkle çalıştık ki. Kadens severlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. Çok büyük mutluluk birbirimize. Sağ olun. Bu canlı yayınlarımız biliyorsunuz ilerleyen günlerde de devam edecek. Daha bence Kadens'in craft sektöründeki ürünlerini kullananlara anlatacakları çok şey var. Onun için şimdi Gülen ablaya bağlanalım. Ondan sonra da yayını Gülen abla da işini bitirdiğinde hep beraber kapatırız. Evet Gülen abla, sendeyiz. Müsaadesiniz. Meğer benim İzmir'de partnerim orada kameramanmış, ben şimdi duydum. Berkay niçin ben kameraman Berkay demedim bana bu saate kadar? Bir daha sana yardım edeyim Gülen abla. Öpüyorum evet. Seni canım benim, çok teşekkürler. Ben de çok öptüm. Kumaşta özledik seni. Evet. Bu arada bir soru var Gülen abla. Kumaşta herhangi bir rice paper kullanılabilir mi demiş Abir. Evet, fabrik dekopaj glue kullanarak her türlü pirinç kağıdı kumaş üzerine uygulayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey, harika bir soru o aslında. Diyelim şurada soyma işlemini yaparken biraz ileri gittik ve burada biraz tahribat fazla yaptık diyelim. O zaman işte pirinçle çalışmanın da böyle bir keyfi oluyor, öyle bir kurtarıcılığı oluyor. Bu bölgeye hafif bir pudrayla beyaz hafif geçtikten sonra üzerine pirinci yapıştırınca hiçbir sıkıntı olmadan tekrar bu şekilde devam edebiliriz. Ya da işte burası böyle düz bir zemindir. Çiçek koymak istersiniz, o bölgeye hafif beyaz geçip ondan sonra istediğiniz pirinci yapıştırabilirsiniz. If you have any problems during the transfer, you can use the same rice paper and you can apply with the fabric decoupage glue onto that transfer as well. Evet, bu arada da Nurcan Aksoy'a faydalı bilgiler, çok verimli oldu demiş. Mariel alkışlarını göndermiş. Nurdan Turpan da şahane ve eğitici bir çalışma demiş. Dita Amerika'dan bir sürü teknik öğreniyoruz. Kadri Hocam'dan, Şebnem Hocam'dan ve sizlerden demiş. Çok teşekkür ediyor. Evet. Teşekkür ediyoruz.
Hüda da Suudi Arabistan'dan teşekkürlerini sunuyor. Harika diyor. Dünya gerçekten çok küçük. Küçücük bir ekranda hep beraber kaç insan bir aradayız. Yine Rusça veya Bulgarca süper demişler. İsmi okuyamıyorum. Evet Gülen abla, şimdi istersen seni son kez yakına alalım. Uygulayacaklarını bize göster. Ondan sonra da 1 saat 15 dakikalık süredeyiz şu anda. Öyle mi? Tamam. Hemen burayı anlatalım ve toparlayalım. Yine ben kumaş dekupaj klasımı alıyorum. Kumaşı kumaşa yapıştıracağım için bu aplike tutkalım gerçekten müthiş. Yine bu bölüme sürüyorum. Bu eskitmesini yaptığım kumaşı. Biraz objeyi öne çekersen kamera görmüyor. Biraz öne çek. Evet çok iyi. Şöyle yapayım daha iyi olur belki de. Yine ben bunu şöyle hafif indirirsem daha iyi olur. Elif Hanım, papyonunuza bayılmış Gülen Hocam. Her biriniz içinizdeki güzellikleri, gülüşlerinizi ve tarzlarınızı o kadar güzel bütünlüyorsunuz ki harikasınız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Thank you very much for the nice comments. Şimdiden Hocam, Atölye Gırgır, Kadri Hocam ve diğer hocalarımıza çok teşekkür ederiz diyor. Teşekkür ediyoruz. Nur Dürüst Hanım, biz de teşekkür ediyoruz Nur Dürüst Hanım'a. Bizi sürekli takip ediyor ve evet. Mesajlar atıyor. Gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Özelden yazan herkese teşekkür ediyorum. Sen bana demiştin ki Gülen abla, şimdi kolay transfer varken niye bir zor transferi yapıyoruz şimdi bu kadar diye. Şöyle bir şey. Şöyle küçücük bir hemen açıklama yapmak istiyorum. Farz et ki bunu ben çok özel birine götürüyorum. Şu bölüme, yani koyduğum şu çerçevenin içine bir o kişinin resmini ya da onu anımsatacak herhangi bir şeyi koyup bunu özelleştirebilirim. Onun için eskiler bazen iyidir Özlemcim, eskisi olmayanın yenisi hiç olmaz. Gülen is telling me that when we are designing this broadcast, I told Gülen why we are doing the old transfer. And she said that if you don't have the old, you cannot have the new one. And also in this technique, you can personalize and you can put the photo of this into this frame. Hocam cansınız, Mariel Esin kolay gelsin. Çekilişe katılmak istiyorsanız lütfen Instagram sayfamızı takipte olun. Ve hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. If you are not subscribed to YouTube channel Cadence Craft, please subscribe it. In the coming days we will have more surprises on that platform. Evet Gülen abla. Şimdi sonrasında yapacağım. Onları fotoğrafların bir aşama aşama paylaşırız. Alt bölümde tekrar dekupaj plasımı bir kat sürdüm. Üstüne tekrar ben beyaz veriçalkıyı kullanacağım ve eskitmeler yapacağım. Son halinde fotoğraf olarak paylaşacağız. Bilginiz olsun. Ben küçücük bir çok uzun eskiye götüreceğim hepinizi. Daha önce çalışmış olduğum, yani yıllar önce. Gülen is going to show you something from the past and she's going to... Bakın. Şunu böyle alırsam daha mı iyi gösterir? Görebiliyor musunuz? Evet görüyoruz. Bu bir transfer ve yaklaşık 15 senelik falan. Çok samimi söylüyorum bakın. Üzerinde annemin işlediği danteller. Bunu 15 sene önce falan. Kadri Hoca transfer yapıyorum dediğinde gerçekten çok heyecanlanmıştım. Bu 15 senelik bir ürün. Gördüğünüz gibi hala hiçbir şeyi yok. When you have the transfer on the fabric, it is so soft. And this one, Gülen prepared 15 years ago, and the laces belongs to her mom. And with the fabric, with the hard transfer or the difficult transfer onto fabric, you can have wonderful results and for long life. Evet, hala Gülen. Kullanabiliyorum. Ailenin böyle küçük yadigarlarını da bunun üstünde toplayıp keyifli bir anı olarak ve resimlerimi koyduğum bir kutu bu ve hala kullanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok konuştum biliyorum. Hello. Evet, istersen Aslı'cığım herkesi bir ekrana alalım ve hep beraber kapanışı yapalım. Evet Burcu, en genç sensin, senden başlayalım. En genç sensin. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Duyabiliyorsunuz değil mi beni? Duyuyorum. Tüm hocalarımızın ellerine sağlık. Çok güzel oldu çalışmaları. Bize katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Size sadece kadans yeter diyoruz. O zaman Gülen abladan da sözlerini alalım. En son kapanış sözünü Şebnem'de Kadri Hocam'a vereceğim. Evet Gülen abla.
Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel, keyifli, enerjisi güzel bir yayın oldu. En azından canlı yayın oldu. Ben de katılan herkese teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Hocam öpüyorum sizi, ikinizi de kocaman kocaman. Berkay haftaya bendesin, haberin olsun. Bekliyorum. Evet. Burcu bu arada beni çek bir şey yaz. Şey vermenizi sorup. Söz çıktı Berkay Hocam'da ve Şebnem'de İzmir'de. Öpüyorum herkesi. Öpüyorum. Evet. Riyat'a da çok teşekkürler. Unutmayayım Riyat'a da. Çok teşekkür ediyoruz. İlay Hocam iyi akşamlar oldu. Evet. Sadece Hocam bir Şebnem'deyiz. Slogan Riyat bizi Tunus'a götür eveyle. Tüm takipçilerimizi, izleyenlerimizi sevgiyle kucaklıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. Sizi çok seviyoruz, özleştik. En kısa zamanda görüşmek üzere, sağlıklı günlerde. Hoşça kalın. Kaderse çok teşekkürler. Özlem Hanım, Gülen Hocam, Burcu, sağ olun. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel oldu. Muhteşem bir programdı. O kadar mutlu olduk ki sizleri gördük. Takipçilerimiz, kader severler hep birlikteydik. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık sayın öğretmenlerim. Özlemciğim sen de çevirdin, sürekli bizimle konuşuyorsun. Çok teşekkür ederiz. Lütfen vallahi sağlıklı günlerde en kısa sürede tekrardan görüşelim. Ben de inşallah. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ekranlar her zaman sizin gibi kadens ürünlerini seve seve kullanan herkes için açıktır. Ben kadens ailesi adına seyreden herkese ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. I would like to thank you everyone for participating and also for all the teachers for their wonderful projects. Let's meet again tomorrow. Bu arada yarın Cuma günü bir Mayıs olduğu için yarın bu yayından sonra yarın kiminle olacağımızın da postunu görebileceksiniz. Yine yarın canlı yayında buluşmak üzere. Herkese sevgiler. Let's meet on tomorrow. Have a good day. Bye bye. Bye bye.